onu en güzel şekilde düzenlemiş, ondan sonra ruhundan üflemiş, ardından da secde edin demiş. Burada ne var? Bir hürmet, bir hizmet olgusu var aslında. Buradaki secdeyi bir ibadet secdesi olarak değil, bir saygı, hürmet ve hizmet secdesi olarak algılamamız doğru olacaktır. Orada melekler Adem'e secde ederken ona ibadet etmişler anlamında bir şey olarak tabii ki algılamıyoruz. Şeytan ise buna muhalefet ediyor ve onu yoldan çıkarmaya çalışacağını söylüyor. Bu tabii ki hani insanlar yanlış algılar içinde olmasınlar diye önemli bir nokta olarak dikkatinizi çekmek istiyorum. Şeytan bu konuda izin istiyor. Daha doğrusu ancak Allah'ın izniyle bunun mümkün olabileceğini biliyor. Eğer diyor bana mühlet verirsen, bana müsaade edersen ben insanın, yani Adem'in, yani insanoğlunun, yani her birimizin hürmet edilecek, saygı duyulacak bir tarafı olmadığını, kötü olduğunu, kötülüğe meyilli olduğunu, kötülüğü tercih edeceğini sana göstereceğim. Ben ona secde etmek istemiyorum çünkü o secde edilmeye, yani saygı duyulmaya layık değildir. Allah burada ne diyor? Evet, sen diyor mühlet verilmişlerdensin. Yani o da şunu söylemiyor. Hayır, insan çok iyidir. Hiçbir kötülük eğilimi yoktur şeklinde bir ifade kullanmıyor. Sen diyor mühlet verilenlerdensin. Dileyen dilediğini tercih etsin. Değil mi? Burada aslında neyi anlıyoruz? Kainatta, yaratılışta bir dualite olduğunu, insanın hayatında, insanın bireysel varoluşunda da bir dualite olduğunu ve evrende iyinin iyiye hizmet ettiğini, kötünün de iyiyi bozmak istediğini anlıyoruz. Yani iyi iyiye hizmet eder, iyi iyiyi birbirine çeker ama kötü iyiyi istemez. Hatta bakın insan psikolojisinde çok ilginç bir şeydir. Tabii ki her insan böyle yapıyor değil ama bazı insanlarda şunu görüyoruz. Mesela diyelim ki merhametli olan bir insanı görüyor, rahatsız oluyor. Bunun nedeni şu aslında. Oradaki merhametin aslında iyi olduğunu biliyor, görüyor mu? Merhamet iyi bir şey. Ama kendisinde bu merhameti göremediği için karşıdakinin de kötü olmasını istiyor. O da merhametsiz olsun. O da kötü olsun. Halbuki daha doğal olan şey nedir? İyi bir şey gördüğümüzde bizdeki iyi tarafı tetikleyip, ya ne güzel bir anlayış, ne güzel bir merhamet, bir şefkat var bu insanda. Ben de böyle olmaya çalışabilirim, değil mi? Aslında bu pozar ne olur? İyi iyiyi tetikler ve iyi iyiye hizmet eder. Ama bazen de kötü iyiye düşman olur. Onun için bir alimin bir sözü vardır. Der ki, her hayırlı işin manisi vardır. Hani her hayırlı şeyi engelleyecek bir şey vardır. Aslında bu dualitenin sonucu olan bir şeydir. Mesela uzaya çıkmak istediğinizde yer çekimi buna engel olmaya çalışır. Bir fiziksel bir araç hareket ettiğinde sürtünme kuvvetine rağmen hareket eder. Siz arabayı hareket ettirmek istersiniz ama bunu engellemeye çalışan ne vardır? Yer çekimi ve sürtünme kuvveti vardır. Dolayısıyla biz her zaman şunu bilmeliyiz. Yaratılışta, evrende bir dualite vardır. İnsanın da yaratılmış bir tarafı var, bir de yaratılmamış bir tarafı var. Şimdi bu
mesele fazla teolojik tartışmaya yol açmasın. Mevzumuz o değil çünkü. Yani Kur'an'ın tabiriyle halk edilen bir tarafı var, halk edilmeyen bir tarafı var. İnsan, kutsal metinlerin sembolik ifadesiyle topraktan şekillendiriliyor. Ama bununla insanın yaratılışı tamamlanıyor mu? Hayır. En güzel kıvama getiriliyor. Sonra Allah ruhundan üflüyor. O zaman insan tamam oluyor. Ondan sonra zaten secde emri veriliyor. Dolayısıyla biz kendi içimizde de yaratılmış tarafımız düzeyinde, yani beden ve psikoloji düzeyinde bir dualiteye sahibiz. Bedenimizde de psikolojimizde de bir dualite var. Yani çift kutupluluk var. Bedenimizin şu anda bile bazı hücreleri canlı, bazı hücreleri ölü. Bazı hücreleri sağlıklı, bazı hücreleri sağlıksız. Değil mi? Bedenimizin şu anda içinde bile bu dualiteyi görüyoruz. Bu hani sağcı solcu beyinde Kur'an'da hani ayrım yapılan iyilik yanı, kötülük yanı. Mesela solla yemek şeytan yer. Sembolik olarak çoğunu alalım ama o mevzuya şimdi girmeyeyim. Şunu anlamamız gerekiyor. Dediğim gibi yaratılış aleminde net bir şekilde bir dualite var. İşte en bilinen sembolüyle Uzak Doğu'daki Yin-Yang sembolü aslında o dualiteyi ifade eden, gösteren bir sembol. Her şeyde bir dualite var. Peki biz kendi içimizdeki dualite anlamayız. Değil mi? Bu dualite kendi psikolojik yapımızın içindeki dualiteyi görmedikçe gerçek anlamda kendimizi bulmak imkanı söz konusu olmaz. Ama dikkat edin, bizler hiç kendi psikolojik mekanizmamızda, özellikle konumuz bu, da pek fazla bir dualite olduğunu bir tarafa meylederiz. Ya mesela diyelim ki ne deriz? Ya ben iyiyim ya, ben iyi biriyim, kötü biri değilim. Sonra bir şey yaparız, bir şey olur, bir problem, işte öfkeleniriz, kızarız, birinin kalbini kırarız. Ya ben bu kadar kötü müyüm acaba ya? Veya biri der ki bak sen çok kabasın veya işte sen çok bencil davranıyorsun veya sen insanların canını yakıyorsun, haksızlık yapıyorsun. Allah Allah. Evet, biraz kötüyüm herhalde. Ya da yine dedir, hayır ben iyiyim. Siz yanılıyorsunuz. Neden? Çünkü dualiteyi görmek istemiyoruz. Ya kendimize iyi diyeceğiz ya kötü diyeceğiz. Halbuki bu problematik bir şeydir. Özellikle psikolojik düzeydeysek ve ermemişsek. Eren bir insan bile potansiyel dualitenin farkındadır. Yani olabileceğinin farkındadır. O yüzden ermişlerin hikayelerinde hep şunu duyarız. İşte sen erdin veya sen aydınlandın, işte Allah senden razı, cennete gideceksin. Der ki hayır, daha ölmedim. Yani daha son nefesi vermedim. Henüz son nefesi vermediysen, mevcut durumunda bir dualite olmasa bile potansiyel olarak vardır. Tetiklenebilir. Sen de o tetiklenmeye maruz kalırsan yanlış yapabilirsin. Dolayısıyla insan her zaman bu dualitenin farkına varmalıdır. Bu anlamda insan psikolojik olarak kendini her zaman ikiye ayırmalıdır. Yani tırnak içinde içimizdeki melekler ve içimizdeki şeytanlar. Ama onlara benim şeytanlarım demeyeceksiniz. Anlatabildim mi? Benim meleklerim diyebilirsiniz. Melekleri sahiplenebilirsiniz, onlar da sizi sahiplenebilir. Ama şeytanları sahiplenmeyeceksiniz. Kur'an ne diyor? Onun düşman olduğunu unutma. Biz farkındalığımızı yitirdiğimizde, bu dualiteyi görmediğimizde, tırnak içinde,
psikolojik düzeydeki şeytanları bağrımıza basıyoruz veya kendimizden zannediyoruz. Kendimizden şeylerdir. Mesela iyi görür. O leke nerededir? Örtünün üzerindedir. Ama örtüden midir? Değildir. Zaten örtüden olsa yıkamayacak. Peki niye yıkıyor? Çünkü örtüde olan ama örtüden olmayan bir leke. Değil mi? Bunu böyle ayırt ediyor, bilse de bilmese de. Şunu bir yıkayım diyor. Ama mesela desek ki, ya o üretilirken böyle bir lekeye sahipti veya onun deseni öyle. Defoluydu. O zaman yıkamayacak öyle falan. Desek o zaman yıkamaya gerek yok veya yıkamanın anlamı yok. Ama örtüde bir leke var ama örtünün kendisinden değil. O zaman ne yaparız? Onu yıkarız. İnsanoğlunun en fazla hata yaptığı mesele bu noktadır. Ya yanlışlarını görmek istemez, yani psikolojisindeki negativiteyi, o dualitenin negatif kutbunu görmek istemez veyahut da gördüğünde onu kendi psikolojisinin parçası olarak algılar. Yani ayrılmaz bir parçası. Ne yapayım ben böyleyim. Ne yapayım bende böyle bir şey var. Hatta bazen şöyle deriz. Ben böyleyim, bende böyle bir şey var. Beni böyle kabul edeceksin deriz. Halbuki bütün dünya sizin psikolojinizdeki bir negativiteyi kabul etse, yani seni böyle biz kabul ediyoruz dese, siz eğer kendinizi seviyorsanız onu kabul etmemelisiniz. İnsanları böyle başkaları beni böyle kabul etsin diyor. Kendilerini de öyle kabul ediyor. Ve en büyük tuzağı burada yaşıyor. Evet, biz bu adamımızda bir hata gördüğümüzde bu onu dışlamamızı gerektirmiyor. Ama ben seni böyle kabul ediyorum, bu da doğal bir şeydir anlamında da bir mesaj vermemeliyiz. Ben senin sürecini kabul ediyorum. Bu sürecinde şu anda bu tür bir dualite yaşıyorsun. Psikolojinde şu tür olumlu düşünce, duygu ve davranışlar var. Şu tür olumsuz duygu, düşünce ve davranışlar var. Şunlar senin fıtratından olan doğal şeyler, bunlarsa senin fıtratından olmayan, sonradan edindiğin şeyler. O yüzden biz hani abdest falan anlatılırken Hades'ten teharet diyoruz. Hades demek sonradan olan demek. Yani biz sonradan olan şeylerden temizlenmeye çalışıyoruz aslında abdest alarak. Hani bazen insanların vücutlarında bazı lekeler olur. Mesela değil mi? Böyle kırmızı veya farklı renklerde. Yani bazen görünce sanki onu göremeyiz. Böyle bir doğumsal bir leke olur. Kişi der ki doğumdan. Değil mi? Şimdi doğru olan bir şey sonradan eklemlenen bir şeydir. Ve sen o sonradan eklemlenen şeyin eğer yanlışsa mutlaka analizini yapmalı ve eğer o doğal bir şey değilse onu kendi bünyaya taşır. Mesela bir sabah kalktığımızda yüzümüzde bir yumru olduğunu görsek veya gözümüzün üzerine bir perde indiğini görsek ne deriz? Bak bu sonradan olma. Acaba bu dönüştürülebilir mi? Eski hale dönebilir mi deriz, değil mi? Yoksa bu, mesela örnek vereyim ben size, benim bir gözümde göz tembelliği var. Ben bunu 18 yaşında fark ettim. Fark ettiğim anda, tabii sonradan oluştuğunu anladım ama mevcut tıpta bir çözüm bulabilirler. Çünkü bu sonradan olma bir şeydir. Anlatabildim mi? Biz Hades'ten teharete ihtiyaç duyuyoruz. Yani psikolojimizde özellikle sonradan olan şeylerin farkına varıp bunlar sonradan olmuştur. O zaman bunların temizlenmeye ihtiyacı var. Bu bir gerekliliktir. Yoksa ben kendimi bildim bileli böyleyim veya ben çok uzun zamandır böyleyim, kolay kolay da değişmem, çok çaba gösterdim ama bir türlü değiştiremedim. Asla insan vazgeçmez.
dualite var. Pozitif olanı tanımlamalı, pozitif olanı tanımlamalı, pozitif olanları devam ettirmeli ama negatif olanlara karşı dikkatli ve duyarlı olmalısın. Ben eğer şeytanın farkında değilsem onun aldatmalarına karşı uyanık olamam. İslam tasavvufunda çok önemli, güzel bir ifade vardır. Şeytanın en büyük tuzağı kendisini inkar ettirmektir denir. Şeytanın en büyük tuzağı kendisini inkar ettirmektir. Mesela düşünün, modern kapitalizmde ne yapılıyor? Bir şey insanlara içselleştiriliyor. Mesela ben böyle yapmak istiyorum deniyor. Diyor ki kulağına niye küpe taktın? Ben böyle istiyorum diyor. Peki arkasını bir kazı bakalım, sana bunu böyle isteten neydi? Yani kulağa küpe takmak iyidir kötüdür anlamında demiyorum. Basit bir örnek olarak veriyorum. Yani mesela bir gün bir çocuğa sordum, niye dedim kulağına küpe taktın? Hani bunun haramlığı falan yok yani, yanlış anlamayın. Sadece bir şey nasıl işliyor onu anlatmak istiyorum. Ne bileyim dedi, hoşuma gitti dedi, ben istedim, taktırdım dedi. Sonra biraz kurcaladım. Birisini görmüş, böyle yakışıklı, böyle filinta gibi bir genç, bakmış kulağı küpeli, şey olmuş ya, bak etkileyici bir çocuk, ona özendim dedi. Ona yakışıyordu, bana da yakışır dedim ve kulağıma küpe taktım. Şimdi bakın, biz doğal ve orijinal bir şekilde mi bir şeyleri istiyoruz veya istemiyoruz, yoksa bir süre sonra bir şeyler suni olarak bizim içimize işliyor. Ama dikkat edin, dışarıdan bir otorite görünmüyor ortada. Hani ben hep söylerim, bundan 20 sene evvel işte bayan erkek fark etmez, İşte arkadaşım şu kot pantolonunu bir yırtsana, şöyle bir pencere aç falan, öyle dolaş, muhtemelen hiç kimse bunu kabul etmeyecek. Hatta hani kazayla yırtılmışsa da büyük oranda utanarak oturacaktı. Ama şimdi yırtıyoruz, yırtılmamışsa yırtmaya çalışıyoruz, değil mi? Peki niye rahatsız olmuyoruz? Çünkü içselleşmiş bir şey. Peki hocam, yırtılmasına giyinmeye karşı çıkmak da son karşı çıkmak kısmında. Şimdi arkadaşlar, bir şey yırtmanın bir doğallığı yok yani. Şimdi hani ya mesela tarzı, şöyle karşıysa o da belki sorun yok. Ayrı bir şey. Tepkisel olarak karşı çıkıyorsanız ayrı bir şey. Ama ha, tamam, hani yırtık bir derisi olan var mı arkadaşlar? Mesela bir çocuk doğdu, mesela göğüs derisi yırtık. Ne yapılır? Tedavi edilir, değil mi? Yani kimse veya kimse şöyle bir yırtayım demez, değil mi? Mesela olan psikolojik kısımlar değil, evet, sadece. Evet. Bir şeyin doğası var yani arkadaşlar. Bir şeyin doğası var aslında. Ben bunu hani basit bir örnek olarak söyledim. Burada iyi, kötü, günah, sevap olarak söylemedim bunu. Şuna getirmek istedim. Bir şeyi bir zaman sonra içselleştiriyoruz ve artık o bize doğal geliyor. Ne olan bir şey, senin içinde olan bir şey. Dışarıda olan bir şey olsaydı, hatta şimdi şöyle düşünün. Mesela gençlere işte geldi 8-10 yaşına, herkes bir bunu yapmayacak. Şimdi bakın, burada bir doğallık yok. Demek istediğim şey bu. Bir şey iyi kötü içselleştirildiği zaman artık sen onu objektif olarak göremezsin. Göremediğin için de analiz edemezsin. Yanlış bir şeyse mücadele edemezsin. Bunu kendi psikolojimiz açısından değerlendirirsek şuna gelmek istiyorum. Biz kendi davranışların hangisinin doğal, hangisinin doğal olmadığını nasıl tespit edebiliriz? Bu konuda ayrımı nasıl yapabiliriz? Veya ayrım yapmamıza gerek var mı? Kim itiraz edebilir? Benim analiz yapma gereği duymuyorum diyebilir. Bir tercihtir bu. Bir başka tercih şu olabilir. Valla iyi kötü, ben böyleyim, ben buyum. Yapacak da bir şeyim yok. Hatta bazı tutum, davranış, düşünce ve duygularımın da yanlış olduğunu biliyorum. Ama buyum. Kendimi bazen de değiştirmeye çalışıyorum. Yanlış yapıyorsun diyorum ama
böyle devam ediyorum. Değil mi? Böyle diyebiliyoruz. Şimdi bir insan bir şeyi kendi olarak algıladığında bunu objektif değerlendiremez. Onun hakkında objektif karar veremez. Hani biz bazen şöyle olur. Mesela iki kişinin tartışmasını görürüz. Biri öfkelidir, biri kırılmıştır. Mesela deriz ki, bak bu kadar kırılganlıkla hareket etme. İşte bu öfkeyle hareket etme deriz ama ya der ki ben öfkeli değilim veya işte tabii ki öfkeleneceğim. Hak ediyor. Öbür tarafa diyorsunuz ki mesela kırılganlığını görüyor musun? Tabii ki görüyorum. Kırıldım tabii ki. İnkar etmiyorum. Zaten kırıldığımın da bilincindeyim. Şimdi bu insanlar öfkeleri veya kırılganlıkları karşısında özgür ve objektif olabiliyorlar. Cevap olamıyorlar. Olamazlar da bu kafayla. Eğer ben kırıldım diyorsam ben kırılganlığım üzerinde objektif düşünemem. Kırılganlığımı objektif analiz edemem. Çünkü o an ben kırılganım zaten. Kırılganlığımı kim analiz edecek? Kırılganlığıma kim objektif bakabilecek? Değil mi? Bakamam. O zaman ne yapmalıyım? O zaman ayrışma üretmeliyim. Yani gözlemleyen bir benim olmalı ve o şeyi gözlemlemeli. İçeride bir kırılganlık var. İçeride bir öfke var. İçeride bir yetersizlik duygusu var. İçeride bir kendini ispat etme dürtüsü var. İçeride ben de biliyorum diye ortaya çıkmak isteyen bir benlik var. Ya böyle diyeceğim, ayrışma yaşayacağım veya ben kırıldım, ben öfkelendim, ben gücendim, ben yetersizim diyeceğim. Ayrışma bu demektir. Ayrışamıyorsanız asla ilerleyemezsiniz. 40 yıl bir yere gidin. İsterse bu bir peygamber sohbeti olsun. Farz ederek bir peygamber döneminde yaşadık. Ve peygamberin sohbetine 40 yıldır katılıyoruz. İçinizde ayrışma üretmediğiniz müddetçe asla ilerleyemezsiniz. Onun için Kur'an'ın bazı ayetlerinde şu ifade vardır. İşte şunu tasdik eden ve şundan kaçınan. İkisi birlikte işlenir. Aslında ne var burada? Bir dualite var. Mesela içindeki cimrilik hissinden kaçınan ve cömertliği tasdik eden veya tercih eden işte diyelim ki kurtulmuştur gibi. Aslında bakın cimrilik nerede var? İçeriden geliyor. Ama kendinden mi değil mi? İşte onu ayrıştırmak durumundayız. İçimden geliyor ama kendimden mi? Yani tırnak içinde içime kaçmış yani. Değil mi? Bazen olur böyle. İşte kişi farkında olmadan bir mermiyle ömür boyu yaşayabilir değil mi? Hatta bazen farkında değil yani. Peki farkında olmadan bu süreci geçirdiğinde ne olur? Bunun mutlaka az veya çok bir zararını görürsün. Hele hele negativitesi güçlü olan bir şeyse. O yüzden her zaman hatırlatmaya çalıştığımız bir şey var. Ne diyoruz? Ben kelimesini kullanarak bir cümleye başladığında dikkat et. O beni neyle tanımlıyorsun? Mesela ben öfkeliyim dediğinde zaten sen öfkelisin. Bitti zaten. İçeriden geliyor ve o içeriden gelen ben. Ben içeriden geliyor. Ben neyle mücadele edebilirim veya böyle bir şey olur mu? Mücadele etme diye bir kavram olur mu? Olmaz. Ben neyle mücadele edeyim ki? Bazen ben bazı insanları görüyorum. Diyorum ki bak çok kırılmışsın burada. Biraz bunu
gör. Kime diyorum? Dediğimde şunu üretmesi lazım muhatabının. Evet, ben şu anda o kırılgan benliği gözlemliyorum. Yoksa ben kırıldım, tabii ki kırılırım, insan kırılır. Yani ben işte kırıldığımı inkar mı edeyim? İnsan kırılıyor tabii ki. Ben bazı arkadaşlara derim ki, işte kırıldım der veya öfkelendim. Hangi benim öfkeli? Bütün benliklerim diyor. Bu olmaz, böyle bir şey yapamayız. Böyle buradan hareket edemeyiz. Bütün benliklerinle kırılmışsan veya bütün benliklerinle öfkeliysen sen yoksun. Ortada kalmamışsın sen. Halbuki aslında bir de sen varsın. Ama kendini o benliklerle örtüştürüyorsan, evet hakikaten sanki o anda bütün varlığın sana kırılmış gözükür. Bütün varlığınla öfkeli gözükürsün. Bütün varlığınla kendini hayal kırıklığına uğramış hissedersin. Neden? Çünkü ayrıştırma yapmıyorsun. Üstelik de negatif bir benlikle özdeşleşiyorsun. O yüzden dilimizi değiştirmemiz gerekiyor. Ben kırıldım yerine psikolojik bünyemde kırılmış bir benlik algılıyorum. Ama o ben değilim. Ama içimde onun olduğunun farkındayım. Ama onu onaylamıyorum. Bunu demek zorundayız. Ayrışmak zorundayız. Bakın modern psikolojide kabul ve kararlılık ve mindfulness gibi son yıllarda ortaya çıkmış artık bunu dillen bağlamsal kendilik kavramlarını kullanmaya başlıyor. Yani şu anda içimde böyle bir duygu durumu hissediyorum. Mesela ben kırılgan biriyim. Hayır. İçimde çabuk kırılan bir benlik hali var. Ama ben buna artık çok fazla düşmek istemiyorum. Bu benliğin tuzağına çok fazla düşmek istemiyorum. Buyurun. Kişi belirlik farkındalığı ulaşmışsa ve eskiden böyleydim diyorsa o da mı kabul ettiğimiz? Bu da yanlış bir şey. Eskiden böyle değildi. Eskiden şöyle şöyle bir benliğin tuzağındaydı. Bakın eskiden böyleydim olmaz. Değil mi? O da olmaz. Eskiden böyleydim. Hayır. Eskiden o da bir özdeşleşti. Anda yaşar, insanlara küserdim. Ama artık o benliğe düşmüyorum veya az düşüyorum veya düşmemeye çalışıyorum. Bakın, ayrışma şarttır. Ama insan ayrışma çabasına devam etmek zorundayız. Ayrıştığımızda ne yapıyoruz? Kendimizi kurtarıyoruz. Kendimizi kurtarmak için bunu yapıyoruz. O yüzden bunu kendimle savaşıyorum şeklinde bile tanımlamamak gerekir. Biz kendimizle savaşmıyoruz. Bize kendimizi unutturan ve sahte bir kendilik üzerinden bize tuzak kuran bir şeyle mücadele ediyoruz. Ben kendimle mücadele etmiyorum. Kendimle mücadele ediyorum dediğinizde ayrışmış olmuyorsunuz. Kendimle mücadele etmiyorum. Bunu dediğiniz anda zaten o mücadele çok zayıftır ve gerçek anlamda bir mücadele anlamına da gelmez. Biz kendimizle savaşmıyoruz. Kendimizle mücadele etmiyoruz. Bize
kendimizi kendimiz zannet, bize sahte bir kendilik algısıyla yanlış bir kendilik tuzağını düşüren bir benlikle mücadele ediyoruz. Mesela eskiden ne diyordum? Diyelim ki öfkeliyim diyordum. Ben öfkeli biriyim. Kendimi öfkeli biri zannediyorum. Şimdi ayrışıyorum. Ne diyorum? İçimde öfkeli bir benlik var, bir öfke damarı var. Bu zaman zaman içsel veya dışsal bazı etkenlerle tetikleniyor. Ama ben bu olay doğal değil. Yani bu hakiki değil, bu benim doğamdan değil. Şeytan nedir? İllüzyon kralıdır zaten. Mesela kendinizi değerli veya değersiz hissettiren benliklerinize bakın. Oradaki sahteliği görün, hani bunu çok defa anlatıyorum değil mi? Ya bir insan beni nasıl değerli kılabilir veya nasıl değersiz kılabilir? Bu mümkün olan bir şey değil aklınızı kullandığınızda. Benim değerim neyse odur. Ha, ama içimde bir benlik oluşmuş. Ha, biri bana mesela çocukluğunda atıyor, 2 yaşında, 3 yaşında, 5 yaşında. Aa sen ne güzel bir kızsın. Aa sen ne kadar yakışıklı bir çocuksun. Bravo sana böyle işte. Diyelim ki bir de sünnet olduğunu, işte bak asker olduğun, erkek olduğun falan. Bir sürü hikayeyi bize hoca ediyorlar. Bunlarla biz bir benlik üretiyoruz değil mi? Mesela birisi, aa ne güzel bir kız bu falan. İşte kraliçe, prenses. Sahte bir benlik ürüyor orada. Çünkü bu hoş geliyor. Ve diyorsun ki, aa böyle övgü alınca kendimi iyi hissediyorum. İşte sokayı yuttun. Sahte bir benlik içeri girdi. Sen bununla hesaplaşmadığın müddetçe ölünceye kadar bununla yaşarsın. Ölünce dersin ki, acaba mezarıma kim gelecek? Ölüm döşeğinde bunu düşünürsün. Veya beni kim ziyaret etti? Veya ölsem arkamdan kim ağlar? Veya ne kadar hatırlanacağım? Anlatabildim. Çünkü zokayı yutmuşsun ama yuttuğunun farkında değilsin. İşte buna biz içselleştirilmiş sahte benlikler diyoruz. O yüzden bakın çok ilginçtir. Tabii ki çok ayrıntılara girmeyeyim. Mesela Kur'an-ı Kerim'de böyle bir anlatı yok ama mesela Tevrat'ta ve bazı başka kadim bilgeliklerin metinlerinde vardır. Şeytan işte birinin içine girer. İşte Hristiyan geleneğine göre kadının içine girmiş veya bu ne demek aslında? Şu demek. Yani şeytan, yani negatif gibi görünmez. Kendini farklı gösterir. Kendini farklı şeylerin, farklı kılıkların içine sokarak görünür. Çünkü bakın doğal, yani ortalama düzeyde bile insan psikolojisi kötüden rahatsız olur. Hoş olmayan bir şey olarak görür. Onun için kötü bir kılığa sokulmalıdır. Değil mi? Yutamazsın onu. Hani bazı ayetlerde bir şeyle kapsüle edilir. Zararlı bir şey, yanlış olan bir şey bir imajla, bir görüntüyle olabilir. O zaman biz bunlara dikkat etmek zorundayız. Yani niye anlatılıyor Kur'an-ı Kerim'de anlatılmıyor da diğer kutsal bazı metinlerde böyle anlatılar var. İşte şeytan yılanın içine girdi. Şeytan kadın kılığına girdi. Niye? Yani niye böyle bir anlatı var? Yani şey mi bunlar? Böyle eski geri zekalı insanları bir şeyleri, geri zekalı insanlara bir şeyleri inandırmak için yutturulmuş şeyler. Hayır. Aslında hepsi çok anlamlı şeyler. Ve bakın yılan değil mi? Her şekle girebiliyor. Yani kötülük her şekle girerek size kendini iyi gösterir. Onun için kötüye karşı uyanık olmalıdır. Aydınlanmış insan.
Onlar daha bürünmüşünü bilirler. Mesela bakın, kibir. Kibir kötü bir şey mi? Hepimiz az çok diyeceğiz ki kötü bir şey. Ama kılığa bürünerek ne yapıyor diyelim ki bir benlik? Diyor ki, biraz da kibirli olacak. Bir de kibirliye kibir göstermek ayrı bir şey. Kibirliye karşı kibirli olmak ayrı bir şey. Ne iyi niyetli adam değil mi? Utanca değil mi bizim zihnimizden girer, en azından şunu deriz. Kibirli insana da kibirli olacaksın kardeşim. Niye olayım ki yani? Niye ben kibirli olayım ki? Kibir yanlış bir şey, her yerde yanlış bir şey. Hatta peygamber bir savaşta böyle bir sahabinin kibirlenerek yürüdüğünü görüyor. Böyle bir yüzü biraz değişiyor ve şunu diyor. Yani ancak ve ancak bir savaş meydanında bu makul veya mazur görülebilir. Bakın övmüyor bunu. İyi yapıyorsun demiyor. Ancak bir savaş meydanında hani düşmana karşı bir motivasyon mücadelesi adına o da bakın görünmek ayrı, olmak ayrı. İnsan hani kibirliye kibirli görünmek veya kibir göstermek sadakadır veya caizdir hadisi doğruysa ancak onu şöyle yorumlayabiliriz. Kibirliye karşı kibir göstermek ancak caiz olabilir. Kibirliye karşı kibirli olmak değil. Biz kibirli oluyoruz. Hani şey vardır, güzel bak kediler de şey yapıyor. Hani bazen mesela kedi var. Mesela bir köpekle karşılaştığı zaman böyle bir kabarır değil mi? Ama hani kedilere sormadım da bazen böyle kedilerden bahsedince bana diyorlar ki sen kedilerin hani konuştun mu falan. Hani zannetmiyorum ki bir kedi öyle kabardığında kendini o büyüklükte zannediyor olsun. Biliyordur orada ekstra kabardığını değil mi? Ha, onu neden yapıyor? Köpek kaçsın diye veya köpek ona saldırmasın diye. Evet, bir savunma refleksi olarak ama bir kedi böyle kabardıktan sonra kendini o büyüklükte zannediyorsa bir problemi vardır o kedinin. Hı? Dünya sallanmasın diye ayağını. Hayvanların bazı tavırları işaret ve bir sembol olmak üzere yaratılmıştır. O yüzden bazı hayvanlar bazı kötü ahlakları sembolize ederler. Onda kibir yok ama onda bir kibir hali var. Ama onda geldi bu konuya. Kötülük kendini iyi göstererek içimize girer. Mesela niye kendini bu kadar beğenmişlik içindesin? İşte kendimi bununla koruyorum. Niye böyle üste çıkmaya çalışıyorsun? Üste çıkmazsan seni ezerler. Peki birisi üste çıkmaya çalıştığında sen nasıl algılıyorsun onu? Kötü görüyorsun değil mi? Bak diyorsun üste çıkmaya çalışıyor. Bak diyor zeytin diyorsun zeytinyağı gibi üste çıkmaya çalışıyor. Rahatsız oluyorsun ama sen... Bazen gerekiyor. Bak ne güzel kötülük kılıf değiştirerek tatlı güzel bir surette senin içinde arz-ı endam ediyor. Ağırlanıyor. Takdir ediliyor. Hocam. Tabii onu yani o senin sahte benliklerin tarafından güzel bir kılıfla alınıyor. Onun için Kur'an'da bir ayet var ama şu an tam hatırlayamadım. Hani şu an hatırımda olan şey şu. Hani nefisleri onlara yaptıklarını güzel gösterdi mealinde ifadeler vardır. Bak algı hali yanlış bir şeyi sana güzel gösterir. Şimdi sen o kötüyü güzel gösteren benliğinle hesaplaşmadığın müddetçe şimdi bakın biz şeytanı ortadan kaldırmayacağız değil mi? Hiçbir kutsal metinde
veya dini literatürde böyle bir şey yok. Şeytanı ortadan kaldırın, yok edin, yok. Onun sizin düşmanınız olduğunu bilin ve onun adımlarını izlemeyin. İki tane temel ifade vardır şeytana karşı. Bir tanesi, onun düşmanınız olduğunu bilin. Yani bakın, o doğal değil. Sizin doğalınıza saldırıyor. İçeride bir şey onu engellemeye çalışıyor. Hoca, hayatta hiçbir şeye zor demeyeceksiniz. Ben çaba göstereceğim diyeceksiniz. Çünkü içeride yapma diyen size açıkça yapma diyemiyor. Çünkü öbür tarafta yap diyen bir şey var. Bu doğrudur. Yapmak. Ben buna ne diyorum? Sıfırla çarpan benlikler. Yani içimizdeki iyiliği sıfırla çarpıyor. Eşittir sıfır. Ama bakın, eksi görünmüyor orada, değil mi? Eksi bir şey yok orada. Ama ne var? Sıfır var. Halbuki biz negatif benlikleri sıfırla çarpmalıyız. Mesela kibir. Ya hakikaten insan neyi şey. İyi kolay olan bir şey. İyi fıtri olan bir şey. Hani geçen bir bayan arkadaşa hani başka bir mevzu vardı. Öyle bir söyledim ki, söylemez olaydım diyeceğim. Ya dedim ki, topuklu ayakkabıyla gezmek zor bir şey ya. Hani düz ayakkabıyla yürümek normal bir şey. Yani bir insanın ayağına bak, ayak formuna bak. Dersin ki, bu nasıl bir ayakkabı giymeli? Hani normal bir yatay bir taban. Topuklu ayakkabı giymek zor bir şey arkadaşlar. Hatta onu giymek için çaba gösteriyoruz, değil mi mesela? Ve dikkat edin, yani ayağımızın o yapısını, tendonlarını, kaslarını bozan bir şey aslında. Seni zorlayan bir şey. Arkadaş da bir ne dedi bana? Ama dedi, çok estetik dedi. Ben sustum, ne diyebilirim şimdi? Diyecek bir şey yok. Yani, şimdi bakın ne oldu? Yanlış bir şey bir kılıf üzerinden onaylanıyor, değil mi? Şimdi çoğu psikolojik durum da böyle. Aslında biz zor olanı yapıyoruz arkadaşlar. Yani biz şu anda
zor olanı gerçekleştiriyoruz yani. Mesela kibirli olmak çok zor bir şey. Üste çıkmak çok zor bir şey. İlla kendimi ispat edeceğim çok zor bir şey değil mi? İlla kendimi göstereceğim. Yani bu kadar şaklamanlığa ne gerek var aslında diyor insan değil mi bir taraftan? Kendini niye bu kadar zorluyorsun? Ama bakın içeride demek öyle bir sahte şeyler var ki seni zor olana yöneltiyor. Ve bir süre sonra bunu doğallaştırmaya çalışıyor. Ve iyi olanı zor gösteriyor. İyi olanı zor görüyoruz artık. Neden? Çünkü dualite var ve biz o dualitenin farkına varmadıkça bu hikayeyi yutmuş olacağız ve yutmaya da devam edeceğiz. Düşünün bak arkadaşlar, alçak gönüllülük mü kolaydır, kibirli olmak? Değil mi? Merhamet mi kolaydır, kin ve düşmanlık mı? Değil mi? Belli aslında değil mi? Yani az çok aklı başında, minimal düzeyde aklı başında olan bunu görebilir yani. Çünkü fıtri olan kolaydır, fıtri olmayan şey zordur aslında. Ama içeride nasıl bir tepe taklak şey olmuş ki kolay olanı, fıtri olanı zor görüyoruz, fıtri olmayan, zor olan şeyi zor görüyoruz, kolay görüyoruz, doğal görüyoruz. O zaman bir durup, ya ben bir tezgaha geldim herhalde, bir oyuna geliyorum. Bir tuzağın içindeyim. Fark etmem gerekir. Bir şey yanlış gidiyor burada. Başkalarından değer devşirmek zor bir şey. Kendi değerini fark etmek kolay bir şey aslında. Şimdi düşünün ben sürekli birilerinden değer arayacağım. Bana değer versinler. Ne kadar zor bir şey ya, ne kadar ağır bir arayış. Ne kadar zorlayıcı bir şey. Karşındakinin değer skalasını bulacaksın. Onun neyi sevdiğini, sevmediğini bulacaksın. Sevdirebilirim. Kim seni zorluyor? Kim sırtından böyle seni kamçılıyor? Seni kırbaçlıyor? Ama ne kadar doğallaşmış değil mi mesela? Kendimi nasıl sevdirebilirim? Büyük bir tuzak ama o kadar normalleşmiş ki belki eşi günahı gibi baldaklasın diye öyle diyorlar. Kim olduğu da önemli değil mesela. Yani koluna onu... İnsan niye piercing takar? Düşünün yani. Değil mi? Hani zor bir şey ya. Hani manipüle edilmeden yapamayacağım bir şey. Ama ne kadar güzel manipüle ediyoruz. Hani bakın bunlar günah sevap değil. Bunları yanlış anlamayın. Manipüle edildiğimizi anlatmak için söylüyorum. Peki hocam sünnet olmak da zor bir şey. Evet, ama onun sembolik bir anlamı var ama onu da çok dini olarak da algılamayın, o ayrı bir mevzu. Ya o da geleneksel bir şey aslında. Geleneksel, sembolik bir anlamı var. Ama yani dinin bir parçası değil yani. Anlatabildim mi? Aynen, dinin bir parçası değil. Mesela düşünün, surat asmak mı zor? Doğal bir gülümseme mi? Değil mi? Yani surat asmak hakkımız değil, değil mi arkadaşlar? Hani İsmet Özel sağ olsun. Ya surat asmak zorunda değiliz yani. İnsanın doğal hali, değil mi? Mütebessim olmaktır, doğal halinde olmaktır. O yüzden bakın, ayrışmak durumundayız.
neyin ayrışmasını yaşamak durumundayız? Psikolojimizdeki meleki düşünce, duygu ve davranışlar ile şeytani düşünce, duygu ve davranışlar arasında ayrışma yapmak durumundayız. Bu ayrışmak durumundayız. Peki şeytanla kavga mı edeceğiz? Yok. Bakın Kur'an'da hiç öyle bir şey yok değil mi? Şeytanla kavga etme diye bir şey yok. Bakın haçta küçük taşlar atıyoruz değil mi? Atmak için, kendilerini meşrulatmak için, meşru göstermek için kılıfları var. Mesela diyor ki, ona böyle kibirli kibirli davrandın ya, hoş olmadı mı? Bak bir düşün, nasıl da kendini ezik hissettin? Değil mi? Sahte bir şey vermiyor mu kötülük? Veriyor tabii ki. Sen de buna aldanıyorsun. Kılıf çok güzel. İşte uyanıklık bunları fark etmektir. Bu anlamda bu uyanıklığa ihtiyacımız var. Bunu ayrıştıracağız. Ayrıştırdığında ne olacak? Ayrıştırmış olduğun için bilinç kazanacaksın. Ama o hemen pes eder mi? Etmez. Başka kılıklara bürünür. Uyanık olacaksın. Dikkatli olacaksın. Ya işte kibir doğru değil ama bazı insanlar hak ediyor. Bak ne güzel. Kapıdan kovdum, bacadan girdim. Ya işte böyle insanlara laf sokmak kötü bir şey ama bazen de hoşuma gidiyor yani. Senin içinde meşru bir yer bulmuş demektir. Onu o kötülüğün ikinci adı izlemeyeceksin. Bakın Kur'an çok güzel bir ifade kullanır. Şeytanın adımlarını izlemeyin. Bakın sizi zorladığı zaman haddini bildireceksin. Haddini bilsin. Sen, şeytanın çalışma tarzı bu. Bir de hocam. Uyanıksan, akıllıysan uyanık olmak zorundasın. Bir de hocam cehennemde, yani orada da öyle diyecek, ayette böyle. Kur'an reddetmiyor bunu. Kur'an, benim onların üzerinde zorlayıcı bir gücüm yok. Öyle doğru yani. Hatta bir ayet var. Tabii. Onu hatırlamıyorum ama. Yani aslında, tabii o uzun. İşte çağıran, velvele koparan, manipüle eden, İşte bütün argümanlarıyla üstünüze gelmeye çalışan benlikler vardır. Mesele sen onu onaylıyor musun, onaylamıyor musun? Bunun için de bir bilince ihtiyacımız var. Onu ne kadar kazanabilirsin, o ayrıştırmaya ihtiyaç oluyor. Çünkü senin kılıklarını bilmediğin bazı kötülükler var. Sen o kılığı bilmiyorsun. Mesela hani geçen bahsettim. Ya işte ben bu kadar dirsek çürüttüm, 5 dil biliyorum, 40 yıl mürekkep yaladım. Bu millet benim kıymetimi bilmiyor. Şimdi sen buradaki kötüyü
kolay seçemeyebilirsin. Çünkü çok masum geliyor. Hakikaten ya, kimse senin kıymetini bilmiyor. Sana da bir mendil veriyor, kendini acıyorsun. Ve kendini haklı buluyorsun. Mağdur olduğunu düşünüyorsun. Halbuki sen bir kötü bir zokayı yutmuşsun. Senin kıymetini halk bilmeli, senin kıymetini insanlar bilmeli diyen bir zokayı yutmuşsun. Allah kuluna kafi değil mi ayetinin tam zıttı olan bir zokayı yutmuşsun ki bunu söyleyen Kur'an'ı çok iyi anladığını düşünen bir zattı yani, düşünün. Allah Kur'an'da diyor, Allah kuluna kafi değil mi? Yunus suresi var, onu da okuyor ama bu millet benim kıymetimi bilmedi diyebiliyor. Neden? Çünkü kötülük çok farklı bir kılıkta şey yapıyor. Hani demiyor ki, ya Allah kuluna kafi değil, halk da lazım. Öyle gelmiyor ki. Millet senin kıymetini bilmiyor diye geliyor. Peki şöyle dese yine sıkıntılı, insanlar benim kıymetimi bilmedi ama umurumda değildi. O da sahte bir şey. Orada da başka, umurumda değil bu sefer. Yok, ya onda... Oradan kibirli bir benlik türüyecek. Tamam mı? O da başka bir kılıf. Tatlı, umurumda değil. Yani sen yani... oradan oraya niye savruluyorsun? Ne demek umurumda değil yani? Ya, benim de ilgisi değil. Yok. Benim de ilgisi olmayan bir şey bunlar. Ne benim umurumda diyorum, ne de umurumda değil diyorum. İkisi de çünkü kötü. Yok, ben sadece o tespiti yapmak da egomudur. Hani insanlar benim kıymetimi bilmedi ama umurumda değil lafına takılmayın. Evet. Ama şu an öyle dedim de hani dediğiniz gibi. Yani insanlar benim kıymetimi bilmiyor diye içinden bir cümle geçti. Bu kötü bir cümle. Evet. Yani benimle İsimler ilgisi hocam. Olan bir şey yok. Yani insanlar İsimler. Benim kıymetimi bildi, bilmedi. İnsanlar benim kıymetimi bilmiyorlar. Ben olmasam sabah kahvaltısında ne yiyecekler? Ama önemli değil, umurumda değil. Ben gene yumurtlayayım. İşte falan bilmezse Halık bilir falan. İyilik yap, denize at. Ya niye denize atıyorsun? Yani? Ne kadar sahte kelimeler. İyilik yap, denize at. Alıyorsun. Yani safi bu cümle var ya, kötü bir cümle ya. Safi kötü bir cümle benim nazarımda. Bir kere iyilik yapan ben değilim. Zaten buradan başladın mı mevzu iptal oldu zaten. İyilik yap, denize at da geçemezsin zaten. Hadi iyilik yap, denize at. Ne o? Halk denizi. Balıklar da ne? Millet. Tabii bütün balıklar cahil, kadir kıymet bilmiyor insanlar arkadaşlar diye böyle ego arkadan, değil mi? Beni niye ilgilendiriyor ki bu? Ben kendime bakarım, benim içimde vefa var mı? Var. Kadir kıymet biliyor muyum? Biliyorum. E problem ne? Problem yok. Ama hocam insan da biraz kadir kıymet arıyor. He, bak, kötülük tatlı bir şekilde girdi. Ne kılıfıyla? İnsan kılıfıyla girdi. Bak insan diye başladı. Ama insan da istiyor hocam. Size şu ayet ilginç değil mi hocam, hani iyiliğin kazanç kapısı haline getirmeyi, hani iyilikten bir takdir beklemenin anlamında anlayabilir miyiz? Tabii ki. Çok ilginç. Tabii ki. Hazreti İsa diyor ya, bana iyi deme, iyi olan Allah'tır diyor. Hazreti İsa diyor, bana iyi deme, iyi olan Allah'tır. Bir insan, diyelim ki Allah senin üzerinden bir iyilik icra etti. Sen de o iyiliği engellemedin ve senin elinden bir iyilik zuhur etti.
bir insan sana çok iyisin dediğinde fütri bir insansanız fütri bir utanma zuhur eder. Yani bu ne gibidir biliyor musunuz? Diyelim ki birisi sizinle birisine ihtiyacı olan bir şey yolluyor. İşte para veya herhangi bir şey yani. Şimdi o kişiye onu götürdünüz. Şimdi o insan size dese ya çok büyük bir iyilik yaptın bana, iyi ki bana bunu verdin. Yani sizden bilse ve size müteşekkir olsa siz utanırsınız değil mi? Ve eğer fıtri bir insansanız şunu dersiniz. Ya yanlış anlama hani ben sana getirdim ama sana falan gönderdim değil mi? Dersiniz. E peki iyilik böyle bir şey değil mi? İyiliği Allah veriyor. Şu ya bak bu iyilik benim elimden sana göründü ama asıl bu iyiliği sana veren Allah'tır. Bu iyiliğin kaynağı ben değilim. Anne işte sen olmasan ben ne yaparım? Baba iyi ki sen varsın. Ben sen olmasan ne yapardım? Olur mu evladım? Benim bütün güzel yönlerimi, bende gördüğüm bütün güzel şeyleri var eden, sana gönderen Allah'tır. Ben doğru adrese yönlendirmem lazım değil mi? Yoksa bir de arkasından ben seni sevmesem sen ne olacaktın? Ben seni koruyup kollamasam şimdi halin nice olurdu? Diyorsan büyük bir tuzağın içindesin. Bir de özellikle son dönemde ortaya çıkan spiritüel akımlar var ya, haşa ben Tanrı'yım. O zaman yaptığı iyiliği direkt kendini de Tanrı'yla özleştirdiği için ben Tanrı'ysam o zaman tabii, iyiliği tabii. De Tanrı yapıyor. O zaman ben hep üstün varlığım gibi giden şeyler var. Onlar da tamamıyla ilginç, değişik şeyler. Yani bakın iyinin, güzelliğin, hayrın üzerinde Allah'ın adı yazar. Bilen insan için, anlayan insan için bu budur. Bunu asla unutmamak gerekir. İyilik Allah'a aittir. Biz iyiliği yansıtabilen, ona bir kanal olabilme imkanıyla donatılmışız. Bir su kanalı düşünün. Su kanalı bir olmalı deyim yerindeyse. Yoksa o kanal dese ki ben size su getiriyorum. Benim sayemde suya kavuşuyorsunuz. Yalandır. Biz iyiliğe kanal oluyoruz. Ha bundan dolayı ben iyilik kanalıyım. Bir de böyle sahte spiritüel şeyler var. İyiliğe kanalım. İşte ben şifa vermiyorum ama şifa kanalıyım. Ego şey diyor ama. Tabii hani ben de kanalım yani. Ben de olmasam peki, Allah ne yapacak gariban? Hangi kanaldan şifa gönderecek? Şöyle diyeceksin. Ben hiçbir şeye layık olmadığım halde Allah sırf lütuf ve kereminden beni kanal gibi gösteriyor. Gerçekte kanalmadan olduğundayım. Öyle görünüyorum. Ama diğeri de insana neydi? Yani daha da çok yapan bir şey değil mi? Yani iyilik yaptıkça hani öndeki kendin de mutlu ve şey oluyorsun ya, tamlaşıyorsun ya. Hani çünkü fıtri bir şey, evet. Fıtrat olduğu için bak. Yani iyilik fıtrat için güzel ve doğal bir şeydir. İşte zaten bunun için bir de ekstra bir teşekkür olmamız lazım. Yani ya ben İyiliğin kaynağı değilim. Etki eden bir kanal da değilim. Yani iyiliğin gerçekleşmesine etki eden bir kanal da değilim. Görüntüde sanki benim sayemde veya benim üzerimden geçiyor gibi görünüyor. Ama Allah kanalsız da şey yapabilir. Geleceğim ona. İnsan şunu anlamalı.
Bak iyilik senin üzerinden akıyor ya. Bununla bile sen büyük bir fıtri mutluluk ve huzur yaşıyorsun. Bundan dolayı Allah'a şükretmen gerekir aslında. Yani iyilik bana iyi geldiği için de iyilik yapmam lazım. Çünkü bazen tırnak içinde bazı egolar devreye girer. İyilik yapmak sana iyi gelmez. Tırnak içinde söylüyorum. Yani sahte bir egonun etkisiyle bir bakarsın iyilik sana hiç iyi gelmez. Bir dünya var yani. Yani o yüzden hani iyilik fıtraten fıtrata iyilik gelir. İyi gelir. Bu ayrı bir konu. Ama ben iyi geldiği için de yapmıyorum. Hocam. Onun için bakın çok ince şeyler bunlar değil mi? Çünkü şimdi iyilik bana iyi geliyor. Lan bir gün de iyilik sana kötü gelebilir. Ne yapacağız o zaman? Hocam. Evet. Onun için bir riya için mesela gizli şirk denir. Çünkü gösteriş yapıyorsun. Tabii, seninle riya, alakası yani yok. Riya sen kendini gösteriyorsun. Halbuki seninle alakası yok. Tabii ki. Tabii ki. Yani bu dolayısıyla ortak koşmuş oluyorsun. İyiliğin kaynağı ikidir diyorsun. Daha Allah gönderiyor ama ben bazı insanlar da görmüyorum. Ama ben de yapıyorum diyor. İstesem diyor engel olurum diyor. Ben de diyorum ki zaten engel olmak durumuna düştüğünde kötülük yapıyorsun zaten. Onun için iyilik Allah'tandır, kötülük... Ben bu iyiliği yapmak zorunda değilim diyor mesela. İnsana iyiliği olduğu gibi alıp aktarma kabiliyeti verildiği gibi ve tercih etme imkanı verildiği gibi iyiliğe bazen engel olma imkanı da verilmiştir. İşte o zaman da o insan kötülük yapmış olur. Anlatabildim mi? Anlatacağım. İyilikte payımız yok. Tabi ego burada rahatsız oluyor. Ne demek kardeşim? İyilikte payım yoksa o zaman kötülükte de payım olmasın falan. Hayır bak. İyilikte payın yok. Ama Allah bakın bu ince bir nokta. Payın olmadığı halde sen o iyiliğin iyilik olduğunu tasdik ettiğin için Allah o iyiliği sen yapmış gibi kabul ediyor. Bak iyilikte payın yok. Ama iyiliği iyilik olarak tanımladığın için Allah onu sen yapmış gibi kabul ediyor. Yok kredi değil, bu Allah'ın lütfudur. İkramıdır. Allah hesapsız ve karşılıksız verir. Anladın mı? Yani Allah sana sanki o iyiliği sen yapmışsın gibi kabul ediyor. Ama sen de sen yapmadığını anlayacaksın. Sen yapmadığını idrak edersen öyle kabul ediyor. Yoksa ben yaptım diye kabul edersen Allah ahirette diyecek ki hadi buyur ben bütün iyilik kanallarımı kapattım dese sende bir gram iyilik kalmaz. Hatta ihlaslı insan tanımında iyiliği başkasına yaptırma içer bir yerde. Yani... Eğer diyor nefsin bundan besleniyorsa veya yani bu iyiliği ben yapayım diyorsa orada da bakın hani ya bu iyiliği ben yapayım. Bakın ariflerin nazarında bu bile bir problemdir. Halbuki yani iyilik illa ben yapayım sen yapayım niye böyle bir ayrım gidiyorum ki? İlla ben yapayım. Yok. Buna gerek yok. Bu da bir sahte bir benliğin tuzağı. Ama güzel görünüyor. Ne var ki bunda? Ne kötülük var bunda? İşte yani iyilik, bir gün gelir, hayırda yarışın bir gün gelir sözü. Dersin ki iyilik yapılacaksa ben yaparım. Kimse yapamaz. O noktaya kadar bir gün seni götürebilir o. Bizim dediğimiz hayırda yarışın evet, belki. Hayırda yarışın var ya hocam. Belki o hayırda yarışmak kısmen marifette var. Yarışmaktır. Bakın hayrın kaynağı da ben değilim. Hayırda nasıl yarışırsın? Benliğini sıfırlayarak bu anlamda yarışırsın. Yani şöyle diyeyim. Yani bir borunun iç yüzeyi ne kadar boş olursa içinden o kadar çok sıvı akar. Değil mi? Yoksa benim hayrım, senin hayrın böyle bir hayırda yarışma yok. Hayra kanal olma konusunda o da fakrını idrak etmekle yarışabilirsin. En büyük hayrı kim
Allah en büyük hayrı kimin üzerinden gerçekleştirmiş? Peygamberler üzerinden geldi. Neden? Çünkü onlar yanlış anlaşılmamak şartıyla söylüyorum, en boş kanallardı yani. Hiçbir benlik tortusu yoktu. O yüzden sınırsız hayır, sınırsız bir şekilde onların üzerinden akıyordu. Bakın, biz seni alemlere rahmet olarak gönderdik. Bakın, bu ne demektir? Hazreti Muhammed, Allah'ın rahmetinin aktığı en büyük kanaldır. Öyle bir kanal ki bütün alemlere rahmet olarak. Okuma yazma üniversitesinin bununla alakası var mı? Yok, hikaye üretmemesinin bununla alakası yok. Bakın, biz çok okuma yazma biliyoruz, o yüzden zaten ondan problem yaşıyorum. Yok, onu şey yapmayın, hemen giriş yapmayın. Çünkü kasten tetikliyorum ama girmeyin. Şunun için söylüyorum. Bakın, okuma yazma nedir? Sonradan olan bir şeydir. Değil mi? Peygamber ümmiydi. Yani doğuştan olduğu gibiydi. Yani bu şu demektir. Bizim zihnimiz kurgusal benlikler ve hikayelerle doludur. O yüzden biz bir türlü ümmi olamıyoruz. Ümmi olmak anasından doğduğu gibi, yani fabrika çıkış ayarlarında duran ve bunu koruyan kişi. Peygamber böyleydi. Yani okuma yazma biliyordu, bilmiyordu mevzusu. Bildiğimiz anlamda okuma yazma olarak algılamayın. Yani o birilerinin üretip bunu okuyun, böyle yazın dediği hikayelere inanmıyordu. Bakın, biz hepimiz şu anda ego okur yazarıyız. Hepimiz ego konusunda okur yazarız. Bugün birine versinler iki sayfa, hayatını anlat. Ego okuduğunu göreceksin, ego yazdığını göreceksin. Biz ego okur yazarıyız yani. O yüzden bu tür okur yazarlıktan kurtulmaya ihtiyacımız var. Mesela birine diyorsun ki anlat ne var? Ya işte ne bileyim, işte hayatta hep sıkıntı yaşadım, zorluk yaşadım, kimse kıymetimi bilmedi, işte istediğim sonuçlara ulaşamadım, ilişkilerimde problemler yaşadım. İşte anlatıyor, ne bu? Ego okur yazarı. Ego okur yazarıysanız vahiy size işlemez. Anlatabildim mi? İşte yani ailen beni anlamayacak da kim anlayacak? Bak, ne güzel bir ego okur yazarısın. Biri sana böyle bir hikayeyi okutmuş çünkü. Sen de onu okumuşsun, şimdi de yazıyorsun. Şimdi düşünün, hepimiz ne tür egoları okuduk çevremizdeki insanlardan, yaşadığımız olaylardan. Ne tür egolar öğrendik, değil mi? Ve ne tür egoları yazmaya başladık? İşte hayatımı yazsam roman olur. Ne yazıyorsun? Egonu yazıyorsun. Neyin romanı? Egonun romanı. İşte bu tür bir okur yazarlıktan kendimizi geri çekmeye ihtiyacımız var. Bunu da mesela çevrenize bakın. Herkes egodan okuyor ve yazıyor. Bunlar size bir ders olsun. Bak, bunlar ego okur yazarlığı. Ego böyle okuyor, böyle yazıyor. Ha, bende de bunların karşılıkları veya benzerleri var mı? Mesela hayatta çok büyük travmalar yaşadın mı? Yo, haşa, çok şükür. Ne travması kardeşim? Bir kısım olumlu olumsuz süreçlere muhatap oldum. Bunlar gayet doğal şeylerdi. Annem beni anlamadı, babam bana küfretti, öbürü beni yok saydı. Çok ilginç deneyimlerdi. Hiçbir travmaya da rastlamadım. Bak, o zaman ego okur yazarı değilsin. Başına bir musibet geldiğinde egondan okumuyorsun onu. Ne diyorsun? İnne lillah ve inne ileyhi raciun. Ondan geldim, ona gidiyorum. Travma mravma yok. Bir olayı yaşarken
travma üreten benliklerimiz olabilir. İşte o benlikleri keşfedin. İçimizde böyle birçok benlik var. Ben çok mağdur oldum. Annem böyle dedi, babam böyle yaptı, o şöyle dedi. İşte eşim beni anlamadı, şu böyle oldu, bu böyle oldu. Kimse samimi değil, herkes kendini düşünüyor. Artık öyle şeyler yaşadım ki hiç kimseye güvenmiyorum. Aslında ben çok iyi bir insanım ama insanlar bunu hak etmiyor. Ben böyle bir travma hikayesi mi anlatacağım hayatımı anlatırken? Yoksa yok kardeşim, hayatta birçok şey oldu. Dış dünyada bir dualite olduğu gibi psikolojik dünyamda da bir dualite var. Bazı olumsuz olayları bazı negatif benlikler yanlış tanımladı. Ama şimdi onların çok iyi farkındayım. Tırnak içinde bir süre kendime acıdım. Ama bunun sahte olduğunu şimdi anlıyorum. Bu tür sahte travma hikayelerini de bırakıyorum. Peki size göre gerçek travma var mı? Yok. Gerçek travma diye bir şey yok. Çünkü travma olay değildir. Travma sizin bilincinizde oluşan şu olaylar vardır. Fakat onları travmaya dönüştüren benlik algınızdır. Size çok basit bir şey söyleyeyim. Bakın çok basit bir şey söyleyeceğim. Buyurun. Tabii ki. Mesela ben işte doğum yapmaya hazırlanan bir anne 7 aylık 8 aylık bebeğini kaybetme olduğu olayının neticesinde bir travma yaşadığı kabul ediliyor ve bilimsel olarak bir tedavi görüyor bu anne. Sizce bu bir travma değil midir? Yani bilimsel olarak bunun adı travma. Bilimsel olarak travma. Bunun adı travma. Evet. Doğru söylüyorsunuz. Bunu güzel biliyor musunuz? Ben bir anne olarak siz buna eğer travma demezseniz ben ne olarak? Bulduğunuz şeyin bilimsel olmadığı kanısına varırım. Yani, doğru söylüyorsunuz. Ben bilimsel konuşmuyorum zaten. Estağfurullah demek istediğim şey. Hayır bakın niye estağfurullah diyorsun? Yani, bakın hanımefendi çok önemli. Bakın hayır, yani, bilimsel... Yani travma kelimesini bilimsel olarak kabul etmemek bence bilimselliğe aykırı düşüyor. Kıymetli hanımefendi, size şunu demek istiyorum. Şimdi insanların burnu olmasaydı ve siz bir çocuk doğursaydınız, çocuğunuzun da burnu olsaydı, bu sizin için travma olur muydu, olmaz mıydı? Ama kastettiğim şey... Bir dakika, bir şey söylüyorum, dikkat edin. İnsanlar burunsuz, kulaksız ve burunsuz. Yani kulak yok, burun yok, dışarıdan hiçbir şey gözükmüyor. Siz bir anne olarak çocuk doğurdunuz. Çocuğunuzun iki yan tarafında, tabii kulak da demiyorsa, iki yan tarafında anomali var. Bir de ön kısmında, yüzünün ortasında da iki delikli garip bir şey var. Şimdi siz çocuğunuzu böyle gördünüz. Travmatize olur musunuz, olmaz mısınız? Oluruz. Olursunuz. Sizi travmatize eden nedir? Algılar. Bir dakika. Kulak ve burun mudur? Çocuğunuzda kulak ve burun diye bir anomali olmasıdır, değil mi? Zahiren bu. Travmatize olgu bu. Hepimizin şu an kulağı ve burnu olduğu için doğum yapan hiçbir anne çocuğunun kulaklı ve burunlu olmasından travmatize olmuyor. Neden? Çünkü bunu olabilir ve normal, hatta olması gereken kabul ediyor. Biz nerede travma yaşarız? Kabul edemediğimiz, anlamlandıramadığımız, tanımlayamadığımız bir durumda travmatize oluruz. Bilim bunu anlatıyor. Ben de diyorum ki, ben bütün şeyleri anlamlandırabilirim, kabul edebilirim. O zaman benim için ne travma olacak? Hangi bilimsel insan benim travma yaşayacağımı öngörebilir veya ispat edebilir? Şimdi bana istiyorsanız sorun. Hepiniz az çok bilimi biliyorsunuz. Bir şey söyleyin, ben de bundan travmatize olayım mesela. Hocam bir örnek verebilir miyim? Yok, benim hayatımda böyle bir şey yok. Ben de diyorum ki bakın travma nedir? Benliğin bir şeyi anlayamaması, olaylamaması, anlamlandıramamasıdır. Eğer benim için böyle bir şey yoksa benim için travma yoktur. Mesela örnek vereyim. Basit bir örnek. Farz edelim ki ben bugün akşam eve gittim. Annem dedi ki oğlum ben hani son
80 küsur yaşındayım. Ölüm bugün yarın gelir. Gerçi belli değil ama ben sana 80 küsur yıldır veya şu kadar yıldır sakladığım bir gerçeği anlatmak zorundayım. Vicdanım el vermiyor. Buyur anneciğim. Oğlum, sen benim normalde oğlum değilsin. Ben seni bir gün pazara gidiyordum, gittim. Çöplüğün yanında seni gördüm bir kundakta. Baktım nedir? Ses geliyordu. Aldım. Kimseye de göstermedim. Bunu bir tek işte ben biliyorum. Bir de falan biliyor. Dolayısıyla ben seni çöplükte buldum. Şimdi bana böyle dese benim için bu travma değildir. İnsanüstülükle bir ilgisi yok arkadaşlar. Bu normal bir şey. Ben de size şimdi önemli. Ben de burada bakın bir şey diyorum. Biz sahte bir insan hikayesini yuttuk. Yuttuk bunu ya. Ne diyoruz? Kardeşim bir insan böyle bir olay yaşarsa travmatize olur. Benim annemin tabii, 100 yıldır, 150 tabii ki. Benim annemin 4 çocuğu öldü. Biri doğumda, biri 2,5-3 yaşında, birisi 34 yaşında, birisi 56 yaşında. Annem hiçbirinde travmatize olmadı. Ben annemi travmatik görmedim bu durumlarda. Hocam özür dilerim ya. Bir örnek vereyim. Şimdi ne yapayım? Ben şimdi insan derken neye insan diyeyim? Yani modern bilimsel dünya annemi diyecek ki sen travmanı bastırmışsın anacığım. Dur senin travmalarını çıkaralım diyecek. Mesela orta yaş sendromu. Abi yok bende. Ben 53 yaşındayım. Orta yaş sendromu yaşamadım. Sende bir gariplik var. Bastırıyorsun. Doğum sonrası travma. Yani burada bakın. Dedim ya. Bazı yanlış şeyler bilim kılıfına girerek aslında bize empoze ediliyor. Değil mi? Ben kimseyi burada eleştirmiyorum, kınamıyorum. Çünkü böyle oluyor. Hayatta en korktuğum şeylerden birisi tırnak içinde bilim kılıfına bürünen yanlışlardır. Çünkü bilimsel dedin mi bitiyor mevzu. Şimdi biri bana diyecek ki sen bilimsel konuşmuyorsun. Ben de, yok bak vallahi billahi bilimsel konuşuyorum. Yok kardeşim ben bilimsel konuşmuyorum. Ben niye bilimsel konu, kendimi niye bilimin bilimle bir derdim de yok. Maksadım bilime karşıtlık, bilimi ezeceğim diye bir şeyim de yok. Ama bu bilimsel değil. Değilse değil. Yani ne yapayım? Benim annem de bilimsel değil. Ne yapayım? İşte anneme gidip...